Arda Güler'e büyük bir ilgi var. Barcelona'da ilgilenen kulüplerden biri. Hocam nasıl görüyorsunuz Arda Güler-Fenerbahçe ilişkisini? Bu ilişki gelecekte de bu sezon için belki de bir sezon Evet. için devam edebilir mi? Sanki etmeyecekmiş gibi duruyor ama orada da bir geç kalmışlık var. Bir de gülümseyerek bu haberleri okuyorum. Ya bizde iyi olan her şeye insanlar sahipleniyor. Kötü olan her şeyi kendileri de yapsa sahiplenmiyorlar. Baksana Deco'nun elması diye Deco bile sahiplendi Arda'yı. Böyle olması çok güzel. Çok keyif alıyorum. Ele ele Hocam biz Barcelona'da. sahiplenince bize kızdılar bir de biliyorsun. Aynen, Bana aynen, aynen amcanın öyle. oğlu mu falan diyenler oldu. Ama samimi söyleyeyim. Bakın belki de en samimi sahiplenme burada. Arda'ya değil, biz Arda gibi gençlerin gelişimine katkı sağlamak için bütün gençlere sahip çıkıyoruz. Onların gelecekleri iyi olsun, gelişsinler diye destekte bulunuyoruz. Aynı şey Arda için geçerli. Bakın bu işler uzadıkça herkes zarar görüyor. Fenerbahçe'nin de bir planlama yapması lazım. Bence bu cümleyi kurduğum için bir daha kuracağım. Amacım eleştirmek değil. Ben 37 yaşında bu takıma belki çok şey katacağına inandığım, çok büyük bir kariyeri alacağıma ben önce Arda'yı transfer ederim bu kulübe. Gideceğini varsayıyorum. Arda benim gözümde önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı şampiyonluk yarışında bu takıma en büyük katkıyı sağlayacak futbolcu benim gözümde şu an için. Evet. Ceko da Ben dahil olmak üzere. bak dahil olmak üzere. O yüzden diyorum ben iyi bir şey yapacaksam önce Arda'yı burada tutarım. Yani geçmişte belki yapmam lazımdı bunları. Geçmişte Fenerbahçe bu konuyu bence üzerine gitseydi çok iyi bir şekilde çözmüştü bile. Ya madem çözülmedi hala Fenerbahçe başkanı Arda ile 3 saatlik bir toplantı yapıyorsa o toplantıdan çıktıktan sonra yapılacak açıklama biz bir daha görüşeceğiz olmamalı. Arda kulübümüzde kalıyor olmalı. Ben Fenerbahçe'yi, o başkanı, Arda'yı böyle iyi Fenerbahçeliler, böyle veya böyle büyük kulüp olarak görüyorum. O yüzden hatalar yapılmaya devam ediyor. Olaya iki yönden bakıyorum. Fenerbahçe'nin çıkarıysa Arda mutlaka bu takımda önümüzdeki senede oynamalı. Eğer Arda'nın çıkarı, Türk futbolunun çıkarı diyorsak o zaman Arda dünyanın çok nadir gelen yıldızlarından biri olmaya aday. Henüz oralarda değil. Oraya gelmesi için de Arda'nın önüne çoktan bir kariyer planlaması çizilmiş bir şekilde önünde olmalıydı. O kariyer planlamasını çizenlerin başında da Arda'nın kendi olmalıydı. Bakın günümüzde teknik adamların görevi veya işte onun yaşam koçu da olsa bu tür insanların görevi bu tür gençlere rehberlik etmektir. Onlara plan program vermek, Arda yat kalk demek değildir. Arda bu yaşamda kendi başına yürüyecekse biz ona rehberlik ederiz. Öyle bir kariyer planlamasının çoktan orada olması lazım. Bunun olmamış olması bile aslında neleri yapmadığımızı bizim önümüze koyuyor. Ben Arda'nın belki ilk anda olmasa bile dünyanın en büyük takımlarında o rekabete girip o formayı orada alacağına inanıyorum. Ama konu Deco'ysa, Deco'nun kulübüyse yani Barcelona'ysa orada o giriş döneminde ona yardımcı olacak o desteklere ihtiyacı var. Oraya öyle bir kulübe giderse yadırgamam ama oraya gittiği zaman da orada kalacağının sözünü alması lazım Arda'nın. Küçük desteklerle Arda onu başarabilir. Yok, o garantiyi alamıyorsa da belki de onu oraya taşıyacak. En azından o seviyede bir başka kulübe evet deyip gelişimini orada Şimdi sürdürebilir. önce bir davetle başlayayım. Serkan Ayhan diye bir arkadaşımız var. Diyor ki yayınımızı izliyormuş. Ahmet abiyi, Kerem'i ve seni buralara pikniğe davet ediyorum. Cevizköy'deyiz diyor. Kırklareli. Yani pikniğe davet ediyor. Pikniğe davet geldi ona göre yani. Kırklareli'ye iki kez gittim maç Gitti mi? anlatmak için. Yani Ülkede gördüğüm en sevimli şehirlerden biri ki. Lüleburgaz yani Cevizköy. Evet. Ben bir sefer gittim oraya. Gerçekten çok keyifli. Yani
davet ediyorum diyor. Tabii zaman bulabilsek gidebilsek. Kırklareli'ne ben de gittim, bir de trafiği soralım. Kaç saat sürecek? 10 saat sürecekse hocam zor hemen, biraz. Hemen gitmemiz gerekmiyor herhalde. Yani günün birinde gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani ben üstümde kalmasın dedim. Bizi izliyormuş ve davet ediyor Cevizköy'e. Teşekkürler. Tamamen doğal ürünlerden bir kahvaltı yaptım orada. Tamamen doğal ürünlerden. Şimdi gelelim Arda meselesine. O bittikten sonra. Şimdi hocam şey diyor ya, yani şimdi muhalefet yapmak için söylemiyorum, mutlaka birilerinin destek olması lazım. 18 yaşında ben üniversitede ders verirken çocuklara soruyorum, ne olacaksınız? Üniversitede ders veriyoruz. Çocuklar 19-20 yaşları civarındalar mesela. Daha henüz karar vermedik diyorlar. Şimdi biz Arda'dan öyle bir şey bekliyoruz ki, senin şahsına söylemiyorum, 18 yaşında bütün kariyerini planlasın. Bu tabii çok kolay bir iş değil, onu söyleyeyim. Ona rehberlik yapacak hocamın. Ben 19 yaşımda planladım. Planladın mı? Evet. Süper. Yani şimdi bu oyuncunun... Ama herkes şanslı olmuyor tabii. Evet. Yani bu oyuncunun planlaması, yani bu Arda'nın planlaması, ona hı-hı, rehberlik yapacak kişilere ihtiyacı var. Mesela bir menajerlik ile ilgili sorunu var zaten. Yani annesi babası menajerlik yapıyor. Annesi hanımefendi mesaj atıyor, tweet atıyor. Babası görüşmeye gidiyor falan yani. Bunu bir kere bunları daha farklı profesyonelce yapabilecek insanlara ihtiyacı var. Hatta şöyle, bizi mutlaka izlemiyordur ama eğer bir yerde rastlarsa Marcel Dözeli'nin Kaptan diye bir kitabı var. Evet. Eğer mümkünse alsın ve okusun okumadıysa. Bir futbolcunun nerede nasıl davranması gerektiğinden ne tür profesyonellerle çalışması gerektiğine kadar her şeyi anlatan bir kitap o. Onun için de yani bir profesyonelin yapması gereken. Bir kere bunlara ihtiyacı var, hocama katılıyorum. Sadece kendisinin yapamayacağını düşünüyorum bunu. 18 yaşında bir çocuk bunu yapamaz yani. Mutlaka birilerinin yapması lazım. Gelelim şimdi diğer tarafına. Şöyle bir olay var. Bence Arda her takımda oynar. Ama sıkıntı şurada, Fenerbahçe açısından hocamın söylediği diyor ya, Fenerbahçe önce onu bitirmesi lazım. İşte bitirme noktasında çok kötü bir, kötü demeyeyim de artık yani ona, çok da fazla tahmin edilemez bir sözleşme yaptınız. Oyuncunun gelişimini tahmin edemediniz, ona göre bir sözleşme yaptınız. Şunun için anlatıyorum hocam, 17,5 milyon euroyu veren Alas Malfi, evet, Arda'yı alıp götürüyor. Yani sen, şunu söyleyeceğim, yönetim ondaki cevheri keşfetti ama ondaki cevherin boyutunu çok belirleyemedi. Mesela 30 milyon euro desen belki de seninle pazarlığa gelecekler. Diyecekler ki 25 verelim alalım falan diyecekler. Ama sen 17,5 dediğin için şu anda Dortmund, Real Madrid'i 2 kere 3 kere reddetmiş zaten. Yani Real Madrid demiş ki biz seni alalım sonra kiraya verelim. Kabul etmemiş ki, akıllıca bir şey. Bence her takımda oynayacak bir oyuncunun böyle hani oraya buraya kiralık gitmesine hiç gerek yok. Anlatmak istediğim burada önemli nokta, Fenerbahçe'nin ondaki cevheri keşfettiği gibi onun ederini keşfedememesi, bulamaması. Onun için de şimdi çaresiz. Başkan hatta kendisiyle, aldığım istihbaratı söylüyorum, konuşmuş. Demiş ki maddi olarak düzeltelim senin durumunu. Önümüzdeki sene sen bu takımın liderisin. Bak Dzeko gibi onun yanına alacağımız bazı oyuncular da var. Onunla beraber sana müthiş bir yapı oluşturalım ve bu yapının içerisinde kariyerini daha iyi planla, daha fazla büyü diye de söylemiş. Para olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da destek. Ama tabii şimdi 1578 dakika oynadığınız zaman iş işten geçti. Yani sizin elinizde değil artık. Hı.